ALB Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Ayşen Tek'le birlikteyiz. Hem petrol tarafındaki bu yükselişi hem de beklentileri soracağız. Aynı zamanda altına ilişkin yorumları da alacağız. Ayşen Hanım, hoş geldiniz yayına. Merhaba Hanım, merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi hafta başından bu yana bir yükseliş görüyoruz petrol piyasasında. Yarın OPEC toplantısı da var. Ne çıkabilir? Oradan çıkan kararlar nasıl etkileyebilir petrol cephesini? Şu anda küresel piyasalara baktığımızda aslında ABD tarafından gelen ISM hizmet PMI verilerinin beklentinin altına gelmesi nedeniyle FED tarafından acaba faiz artışları durdurulur mu ya da bir duraksama yaşanır mı beklentisiyle bir iyimserlik söz konusu. Bu hem emtialar hem de küresel borsalar yansımış durumda. Petrol tarafına baktığımızda biz aylardır şu anda kurum olarak beklentimizin aşağı yönlü olduğunu vurgularken şu anda petrolde bir miktar olsun alışlar söz konusu, yukarı yönlü hareketler söz konusu. OPEC tarafında hani gelen daha önce de gelen bilgiler doğrultusunda bir azaltına gidileceği söz konusuydu. Fakat içinde bulunduğumuz resesyon dönemi içerisinde bunun çok etkili olmayacağını düşünmekteyiz. Yani petrol fiyatlarının yukarı yönüne gidişlerin çok sınırlı kaldığını görmekteyiz. Bu açıdan baktığımızda bizim için Brent petrol tarafında aşağı yönlü hareketlerde 88'deydi. Yukarı yönlü hareketlerde ise 92-75 seviyeleri takip edebilecek rakamlar olduğunu ifade edebilirim. Peki altın cephesinde aynı harekete baktığımızda altındaki yükselişin etkilerinde şu an için ne var? Altın tarafında geçtiğimiz hafta görüşme sağlamıştık sizinle bu konuyla alakalı. Orta vadeli yükseliş beklentimizin olduğunda jeopolitik risklere vurgu yapmıştık. Neticesinde şu anda hem dolar endeksinin aşağı yönlü hareket etmesi doğrultusunda da altında şu anda yukarı yönlü hareketler söz konusu olduğunu görmekteyiz. Aslında altının yukarı yönlü hareketinde bir miktar olsun kalıcı yapan da gümüşün de aynı korelasyonda bir miktar olsun yukarı yönlü hareket etmesi olduğunu ifade edebilirim. Ons altın paritesine bakacak olursak şu anda ons altın paritemiz 1717 seviyesinde. Yukarı yönlü hareketlerde 1730 1765 seviyeleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1688 seviyeleri oldukça önemli olacak. Bence altınla ilgili takip edilmesi gereken en önemli veri bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon verisi olacak ABD tarafından. FED'in faiz artırımlarına dair nasıl hareket edeceğini gözlemliyor olacağız. Peki FED faiz artırmaya devam ederse altında nasıl bir tablo görebiliriz? Yani haftaya gelecek enflasyon verisi sonrası ne görebiliriz altında? Enflasyon verisi öncesinde şunu paylaşmak isterim. Biliyorsunuz FED için en önemli gösterge kişisel tüketim harcamaları. Bu veri 0,1 daralma gösterirken geçtiğimiz günlerde gelen veride %0,3'lük bir artış gözlemlendi. Yani aslında ABD'deki vatandaşlar tasarruf mu yapıyor, tüketim mi yapıyor sorusunun cevabını şu anda tüketim odaklı olduklarını görmekteyiz. Bu da talep enflasyonu bir miktar olsun güçlendiriyor. FED tarafından bakacak olursak da bu açıdan daha enflasyonun kısmıyla ilgili yolunun olduğunu görmekteyiz. Aynı zamanda FED başkanlarından gelen konuşmalar doğrultusunda hala az önceki bugün bir konuşma yapan FED başkanı daha vardı. Konuşmasında yine sıkılaşmaya ve faiz artırımına değiniyorlardı. Yıl sonu beklentileri 4,25-4,50 olduğu için bizim de kurum olarak beklentimiz artışa gitmesi yönünde ama yine bu haftaki tarım dışı istihdam verisini takip ediyor olacağız. Ayşen Hanım, çok teşekkür ederim. Yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler.